Ljubljana. İçine 1,5 kilo peynir koymuşlar ya. O... Şimdi sesimi mümkün mertebe düzeltmeye çalışacağım ama hiçbir beklenti olmadan biz yolda giderken Zagreb'e giderken Ljubljana'dan geçtik. Yani evet. Slovenya'dan geçiyorduk. Baktık Ljubljana'ya yakın. Zamanımız var, bir bakalım neymiş burası dedik. Tatlış, güzel bir şehir çıktı. Ve hani zamanımız olsa biraz daha zaman ayırmak isteriz ama hiç de bir fikrimiz yok. Şehirde evet. ne var, ne yok. Bir Slovenya'nın başkenti olduğunu biliyoruz. Bir onu biliyoruz. Bir de Zagreb'de yol üzerinde olduğunu biliyorduk, o kadar. Bir de benim bir iş arkadaşım vardı. O buralıydı. Burada yaşıyordu. Ljubljana'da mı? Yani Ljubljana'daydı. Onunla sohbet muhabbet ederken ülkenin nüfusun 2 milyon olduğunu biliyorum. Totalde. Zaten hani kaç milyon olduğunu bilmiyorum ama inanılmaz sakin bir ülke oldu. Yolda da belli oldu. Gelirken de belli oldu. Bu arada Slovenya'ya gelirken Trieste'den çıktıktan sonra, inşallah sesim geliyordu, çok güzel yollardan geçtik. Aa. Yani bir İsviçre gibi değildi ama yani daha normal ölçülerde bir doğayla yani karşılaştık. Gerçekten çok güzel, böyle çam ağaçlarıyla, yemyeşil yollarla, çimlerle falan kaplı güzel doğa harikası yerlerden geçtik. Yani hala ülkede kar var. Bu arada soğuk şu an, evet. Gerçekten soğuk. Yani bugün zaten hava çok sıcak değildi ama birdenbire de bu kadar soğuyacağını beklemiyorum açıkçası. Yani birdenbire soğudu hava. Burada bere falan takıyor insanlar şu an. Arabadan inerken yapamadık. Biz gelmişiz, şehrin merkezine geldik. Şehir nasıl bir yer? Ben size şöyle söyleyeyim. Biz şehrin merkezine geldik. Şehrin merkezine geldiğimizi anlamadık. Hiç trafik yok. Kalabalık yok. İnsan yok. Bir yere gittim. Otopark zannetti. Otoparkmış orası. Ben yol zannettim. Hani o kadar boş ki. Otopark yolunda normal şehir yolu zannettim. Şimdi biz burada bir şeyler yiyip içeceğiz. Ondan sonra Zagreb'e doğru devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Kısa bir mola verdim. Ben bunu küçük bir video halinde yüklerim YouTube'a. Ben sadece 5 dakikalık bir... Çünkü yani şu anda itibaren şunu düşünüyorum. Burayı bir listeye alıp bir kontrol edip burayla ilgili bir ziyaret yapılması gerekiyor. Düşüncem şu: İsviçre'ye paranız yetmiyorsa Slovenya'ya gelin. Düşük bütçeli. Fakir İsviçre'si diyebiliriz. Çünkü yolda ben onu hissettim. Tabelalar falan vardı. Kar tatili vesaire için de insanlar geliyor. Kayak merkezi falan varmış. Hala kar vardı. Yani belli ki Haziran'da da gelinir buraya. Kış tatili için. O bir enteresan bir tatlış. Güzel bir yer ya. Ben sevdim meydanını falan. Güzel yani. Bir de İtalya'nın kaosundan sonra ben açıkçası beklemiyordum buranın bu kadar hani. Böyle güzel bir geçiş oldu bak. İtalya o merkezinden sonra Milano, Bologna, Trieste, böyle güzel bir geçiş oldu üzerine. Burası daha da bir rahatlattı. Rahatlattı çünkü hani ülkeye girer girmez sanki 5 kilometre önce kaos yokmuş gibi birdenbire sakinledi. Telif diye bir şey var kardeşim, yadım adı. Ülke birdenbire sakinledi. Yollar, bir de insanlar normal insan haline geldi birdenbire. Avrupa standartına çıktı. İnsan haline. Ya İtalya'yı, neyse onu sonra detaylı olarak bir dert yanma ya da soru cevap videosunda konuşuruz. İtalya yani küçük bir cehennem bence. Keşke İtalya yerine Belçika'ya gitseydik bile dedim ben kaç kere. Evet, yolda birkaç defa buraya geldim. Çünkü bizim planlarda şöyle bir şey vardı. Ya İtalya'ya gidelim ya da Belçika'ya gidelim diyorduk. Burası güzel bir yermiş. Biz dedik ki İtalya'ya gidelim, gitmemiştik diye. Bir tur atıp ondan sonra gelip şu derenin kenarındaki yerle pizzacı. Osmika. Pizzeria. Vallahi güzel de bir yere benziyor. Buraya oturabiliriz. Yani İtalya'dan çıktıktan sonra İtalyan restoranına gitmek biraz gelebilir. Şu geride bir hamburgerci var. Benim canım böyle bir bol yağlı bir hamburgerci istemiyor değil artık. Yerde de gördüm sanki hamburger falan. Neyse bakalım. Neyse biz bir İtalya... İtalya? İtalya nereden çıktı? Yani İtalya çilesinden sonra burası iyi geldi. Bir burayla ilgili detaylı bir şeyler bulursam ben
aşağıya yazarım. Detaylı yani bulabildiklerimi yazarım. Belki videonun sonuna böyle bir müzikli bölüm ekleyip orada hani ara bilgi olarak bir şeyler yazarım. Bilmiyorum. Gerçekten hani kusura bakmayın, hiçbir bilgimiz olmadan yol üstü durağı olarak geldik. Yorumlarınızı bekliyoruz buna, bildiğiniz yerler varsa diye. Balkan gri. Oo. Hadi o zaman. Balkanlara geldiğin nereden anlaşılıyor? Dantelden. Her yerde dantel. Bisiklette dantel, örgü. Aa, börekçi. Bir de bol bol börekçilerin olması. Evet. Börek sezonu açıldı. Burası şeye benzemiyor mu? Milano'da o dere kenarı. Milano'da mıydı orası? Naviglia. Naviglia. O bölgeye benziyor. Bir de gece hayatı burada akıyormuş. Lübnyana'nın. Baksana. Ama soğuktan kimse hareket ediyor. Bak sen şeyde soğuğu çok şey yapamadın ama hani çok fazla değil diyorsun ama soğuk yani. İnsanlar bereyle bayağı büyük pardösoyla falan dolaşıyorlar ya. Baksana. Şey yani. Neymiş? Hiçbir şey anlamıyorum ki. Hamburgerci bulmuştuk bir tane az önce video çekerken konuşurken. Döndük dolaştık oraya geldik. Hoodburger diye bir yer. Güldüğümüz bir şey söyledi. Labri diye içinde brie peyniri olan. Öyle. İçine 1,5 kilo peynir koymuşlar ya. Otlar falan. Efsane güzel duruyor. Valla hani beni şaşırttıkça şaşırtıyor. Şaşırdıkça şaşırtıyor. Bakalım tadı nasıl. Al bakayım bir ısırık. Bunu videoda görmek istemeyebilirler ya. Ben bilmiyorum, kötü görüntü vardır diye şey olursa silerim. Nasıl? Güzel. Merak ettim ben de. Hadi ben de yiyeyim hemen. Evet. Ne oldu canım? Bir şey mi diyecektin? Sen buraya gelince senin ağzı bir yanlış şey yapmıyor. Vıcı vıcılaşmaya başladı. Direkt etkileniyorum tabii, kültürlerle. Tabii. Hemen. O zaman Lübnyana defteri kapatıyoruz. Çok kısa bir not. Çok kısa. Gibi oldu. Evet evet, küçük bir not. Bir böyle minik bir göz atışı oldu. Ama ben buraya tekrar gelirim. Hakikaten merak ediyorum ama nasıl gelirim? Güzel, böyle uçak falan hani nasıl uygun acaba? Fiyatlı falan bir uçak bileti çıkarsa bu kampanya döneminde falan hakikaten gelirim buraya. Yani şey yapmam. O yüzden yani şey yapmayın, boş geçmeyin, cebinize bulunsun bu. Yani bilseydim gerçekten zaman ayırırdım ben bu şehre. Düzenli sokaklar var, binalar güzel. Ondan sonra insanlar böyle hiç rahatsız edici değil. Hatta en rahatsız edici biz bile olabiliriz yani. Yani o yüzden yazın burayı bence cebe. Kesin kalsın ya. Bunu bir bu değerlendir yani. Ucuz uçak bileti bulunursa gelin. Ama yazın gelin, soğuk. Yani soğuk. Kışın çok daha soğuk olur. Şu an normal yani, normalden kalsın, buraya göre normaldir belki. Ya buraya göre normaldir tabii ki de bana göre yani normal değil. Evde geliyorsan birazcık soğuk olduğunu bileceksin. Ha ya. Biliyor muydun sen? O Slovakya senin bildiğin soğuk olan bildiğimiz. Allah Allah. Aa, dur kamera kaydı. Gel sen şu tarafa alayım, kolum ağrıdı. Saraya Jivago, Saraya var. Neyse biz o zaman Lübnyana defterini kapatıyoruz artık. Buradan Zagreb'e doğru yola çıkıyoruz. Zagreb'e 1 saat, 1,5 saat civarında bir yolumuz var. O zaman Zagreb'te görüşmek üzere. Görüşürüz.